Songuç Akademi'nden herkese merhaba sevgili veliler ve öğrenciler. Hello everyone, welcome hepiniz, hoş geldiniz. Bugün hep beraber pets ünitesini işleyeceğiz. Pets yani evcil hayvanlar. Bugün böyle işte kediler, köpekler, belki kurbağalar bile hepsinin İngilizcesini çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ve sadece bunların adlarını öğrenmekle kalmıyoruz. Mesela benim iki tane kedim varsa iki kedi demeyi de öğreniyorum. Ve ardından mesela kedim nerede evde bulamıyorum. Where is the cat? Kedi nerede demeyi. Ve kedi orada kedi. Burada kedi masanın üstünde, altında gibi her şekilde bunu kullanmayı öğreneceğiz arkadaşlar bugün. O zaman hep beraber şimdi videomuzu izlemeye geçelim. Evcil hayvanların isimlerini öğreneceğiz. Bana çok eğlenceli. We're talking about locations of things. Bu eşyaların ya da hayvanlarımızın nerede olduğunu anlatacağız altında, üstünde, içinde demeyi öğreneceğiz bugün. Hemen bakalım. Öncelikle bir sürü hayvanımız var. Bunlardan başlamak istiyorum. İlk hayvanımız bir rabbit. Yani bir tavşan. Rabbit. Ay gitti. Rabbit. Rabbit. İkincisi bir ördek arkadaşlar. Çok iyi. Duck. Duck. Üçüncüsü bir kuş. Bird. Dördüncü hayvanımız çok çok tatlı bir kedi. Cat. Cat. Evet, beşincisi bir kurbağa. Evet, kurbağa da bir evcil hayvan. Maalesef bilmiyorum, besleyenler var. Bence bayağı enteresan. Frog. Frog. Bir diğer hayvanımız balık. Balık herkesin evinde vardır. Benim de ilk evcil hayvanım bir fish idi. Bir balıktı. Fish. Ve bir köpek. Yani dog. Baştan bir sayalım. Rabbit, duck, bird, cat, frog, fish, dog. Bravo arkadaşlar. Hemen geçiyorum sayfamı. Burada da bir diğer evci hayvanlarımı bakacağım. İlk bir fare. Mouse. Bir kaplumbağa. Turtle. Bir papağan. Parrot, evet. bir hamster arkadaşlar, direkt hamster. İnek, evet inek de bir evcil hayvan olabilir. Cow ve bir at. Horse, bravo. Devam edelim şimdi. Match the pets with the pictures. Buradaki resimlerle e, e, isimlerini eşleştireceğiz hayvanlarımızın. Şimdi burada gördüğümüz şey bir kaplumbağa. Neydi kaplumbağa? Turtle, evet arkadaşlar harikasınız. Kalemimi alıyorum hemen. Ve burada eşleştirmemi yapıyorum. Turtle en sondaymış. Hemen şöyle yaptık. İkincisi bir balık yani fish. Evet harikasınız. Ve üçüncüsü de bir kuş arkadaşlar yani bird. Hemen eşleştirmemi yapıyorum ve diğer sayfama geçiyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki resmelere bakıp altlarına isimlerini yazacağız. İlk gördüğüm görselde bir ne görüyorum? Fare. Neydi fare? Mouse. Aferin size. Hemen mouse yazıyoruz buraya arkadaşlar. Mouse. İkincisinde bir kedi var. Çok tatlı bir kedi. Neydi? Cat. Üçüncüsü bir tavşan. Neydi tavşan? Rabbit. Evet arkadaşlar. Rabbit. Rabbit. Dedik. Ve son olarak bir köpeğimiz var. Neydi köpek? Dog. Bravo diyorum hepinize. Şimdi bunların ne renk olduklarını söyleyelim. Hatırlıyor muyuz renkler ünitesine? Mesela bir frog, bir kurbağamız var. Ne renk? What color is it? It is a green frog, right? Green. It's a green frog. What color is it? This duck is yellow, right? This is a yellow duck. Yellow. And the third one is a white cat, right? What color is it? It is white. Yani beyaz arkadaşlar, beyaz bir kedi dedik. Şimdi de arkadaşlar buradaki resimlere bakacağız. Buradaki resimde ne görüyoruz? Bir tanımlamaya çalışalım. Mesela kaç tane? Önce onu bir sayalım. One, two, three, four, five, five. Beş tane. Ne renkler? Brown yani kahverengi. Ve ne bunlar? köpek değil mi? Yani five brown dogs. Evet arkadaşlar nerede? C şıkkında five brown dogs dedik. Bir tane bu evcil hayvan olmak zorunda da değil. Herhangi bir bizim sahip olduğumuz bir şey ya da bir nesne ya da bir canlı. Eğer çoksa, birden fazlaysa sonuna çoğul eki getiriyoruz. Yani dog köpek, dogs köpekler. Çoğul eki S harfidir sadece S harfi getirmeniz yeterli arkadaşlar. Süper. Geçelim şimdi. Burada da ne demiştik en başta? Bazı konumları öğreneceğiz arkadaşlar. Mesela on üstünde in içinde under altında Kedi kutunun üstünde. The cat is on the box. Kedi kutunun içinde. The cat is in the box. Kedi kutunun altında. The cat is under the box dedik arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar burada Tonguç bir soru sormuş. Ne demiş? Where is the dog? Where? Where? Ne demek where? Nerede? Where is the dog? Köpek nerede? It is what? Altında değil mi yatağın? Altında neydi? Under. It is under the bed. Yatağın altında. It is under the bed. Peki üstünde olsaydı ne diyecektik? It is on the bed diyecektik arkadaşlar. Aferin sizlere. Şimdi bakıyoruz. Burada pratikimiz var. Bu resmi tanımlayacağız. Kedi... Okul çantası. Kedi nerede? İçinde. The cat is where? Where is the cat? In the school bag, right? It is in the school bag. In. Doğru cevap B seçeneğidir. Under deseydik altında olması gerekirdi. On deseydik üstünde olması gerekirdi. Ama in, içinde. Perfect. Bakalım. Şimdi two hamsters. Şimdi hamster iki tane ne renk olduklarını yazalım. Bakayım şöyle bir ne renkler? Hmm, beyaz gibi, sarı gibi görünüyor. Ne olsun? Sarı diyelim. Two yellow hamsters. İki sarı hamster are Tankut's hand. Tankut'un elinin neresinde? Üstünde. On two yellow hamsters. İki sarı hamster are On Tankut's hand. Tankut'un elinin üstündeler. Perfect. Çok iyisiniz arkadaşlar. Bugün neler öğrendik? Çok güzel şeyler öğrendik. Naming pets. Bir sürü age hayvanın ismini öğrendik arkadaşlar. Ve ardından da bunlar nerede? Where are they? Where? Bunu sormayı ve söylemeyi de öğrendik arkadaşlar. Çok güzel bir dersti. Benim için çok güzel bir dersti arkadaşlar. Çok fazla eğlendim. Ödüllü sorumuzu da yaparsanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Goodbye everybody. Evet videomuzu çok güzel bir şekilde izledik arkadaşlar pet ünitesini çok güzel bir şekilde öğrendik. Fakat sadece video izlemekle kalmıyoruz. Yapmamız gereken bazı ödevler olacak. Öncelikle sıfırdan ikiye tüm dersler kitabımızdan yapmamız gerekenler var arkadaşlar. Pet ünitesini açıyoruz. 296. sayfada arkadaşlar burada güzel bir şekilde kelimelerimizi yine öğreniyoruz. Hemen ardından da sorularımız var. Sonra pets 2 var. Burada da yine hani öğrenmiştik ya üstünde, altında, içinde demeyi. Onların da aynı şekilde konu anlatımı burada var ve devamında sorularımız var. Ama bitmedi. Bir tık daha zor sorular çözmek istediğim zaman ne yapıyorum? Zor Bankası'na bakıyorum. Zor Bankası'nda da yine PET sünitesinin olduğu kısmı hemen açalım arkadaşlar. Neredeymiş? E, 244. sayfada burada arkadaşlar 9 tane sorumuz var. İkinci bir testimiz daha var. Orada da 9 tane sorumuz var. Yani toplamda 18 tane sorumuz da buradan var arkadaşlar. İki kitaptan da ödevlerimizi güzel bir şekilde yapıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Goodbye everybody.